Gafur abin de gelecekti. Ama işi çok uzadı. Çok selam söyledi sana. Herhangi bir isteğin, talebin olursa bana söyleyecek misin? Tanıdın işte Gafur abini sen. Tanıdım tabii. Zaten nasıl tanımayayım? En zor günümde yanımda oldunuz. Sağ olun. Öz ailemden daha yakın davrandınız bana. Baban, yengen gelmediler mi yanına? Gelmediler. Bir tek siz anladınız da sahip çıktınız bana. Belki baban, yengen gelmek istediler de olmadı. Bir tek abim geldi, o da eksik olsun zaten. Namık abin mi? Abim değil artık o benim. Can düşmanım. Sakladım Aziz'i benden, biliyorsunuz değil mi? Tam buldum derken... O iyi değil mi? Ona bir şey olmadı değil mi? Aziz mi? İyi, yok bir şey. Şükürler olsun. Aziz yaşıyor ya. Allah'ıma şükürler olsun. Su falan getireyim mi? Hı? Aç mısın? Yiyecek falan. Neden yalan söyledin bana? Seni korumak için mi Aziz? Neden evli olduğunu söylemedin? Neden kuzen olduğumuzu gizledin? Bak. Ben senden hiçbir şey gizlemedim. Sadece erteledim. İyileşmeni bekledim. Ama ben sandım ki... Duydukların ya da öğrendiklerin hiçbir önemi yok. Yarın sabah buradan ikimiz de gideceğiz. Nereye gideceğiz Namık? İstersen hemen şimdi gideriz. Yarını bile beklemeden. Karın... O ne olacak? Allah'ım of. Keşke bunların hepsi kabus olsa, uyansam geçse. Ne olur böyle konuşma Muazzez. Namık. Lütfen git. Lütfen yalnız bırak beni. Namık ne olur git. Zahmet etmeseydiniz. Oğlum evladım, seni derdinle baş başa bırakır mıyız canım? Şahiste anlattı. Çocukcağız aklını yitirmiş. Hafızasını anne. Canım işte aynı şey. Ha aklını yitirmiş, ha hafızasını yitirmiş. Ay Namık, hiç mi bir şey hatırlamıyor? İstanbul'a geldikten sonrasını. Ah canım. Burası mıydı Namık? Ha evet, ben bir bakayım, uyuyayım. Ay yok yok, gerek yok. Ben gider bakarım çocuğum. Ben bakarım. Muazzez. Muazzez. Ay bak kim gelmiş. Kimin be kızım? Perihan teyzen, hatırladın mı? Aşk olsun. Ben unutulacak kadın mıyım? Ha? Ay seni bir öpeyim anne. Canım. Siz yoksa amcamın eşi falan mısınız? Ay yuh. Şahiste'nin annesi. Ya evet, ben Şahiste'nin annesiyim. O da Şahiste'nin kocası. Ben aynı zamanda onun kayınvalidesiyim. Bak sakın bunları unutma. Yaz aklının bir tarafına, tamam mı çocuğum?
Muhasset, bak ben sana ne getirdim. Üzüm. Hafızaya birebir. Bak bunları ye. Vallahi her şeyi hatırlarsın. Her şeyi. Ye çocuğum, ye ye ye. Anne ne yapıyorsun? Boğacaksın kızı. Nasıl oldun Muazzez? Daha iyisin değil mi? İyiyim. Tamam iyi iyi ama biraz da yorgun. Hadi biz buradan çıkalım hadi. İnan. Ben biraz konuşmak istiyorum onunla. İleride bol bol vaktin olacak konuşmak için. Hadi gidelim. Hadi. Anamın. Onlar abla, kardeş güzelce konuşsunlar. Hadi biz çıkalım çocuğum. Hadi gel. Gel güzelciğim sen gel. Kazadan önce ben ne yaptım ki herkes bu kadar düşman bana? Amcam bile yüzümü görmek istemiyormuş. Sait'le aranızda olanlar. Neyse. Sen bir iyileş, sağlığına kavuş. Oturur bunları etraflıca konuşuruz. Sait. Onunla ben... Siz birbirinize aşıktınız. Hatırlamıyor musun gerçekten? Hayır. Tek bildiğim... denizin içinde gözlerimi açtığım... ve Namık'ı gördüm. Namık abi. Abin o senin. Keşke seni bulduğunda hemen eve getirseydi. Her şeyi önceden bilmiş olurdun. Polonezköy'deki evde sen yalnız mı kaldın? Yoksa Namık geceleri yanında durdu mu? Bazen. Ben uyurken o da içeride salonda yattı. Bir de bir tane teyze vardı. O sürekli gelip gitti. Tabii. İlgilenmiştir seninle. Nihayetinde amcanın oğlu. Kardeş yarısı. Muazzez. Muazzez ne dedim ki ben şimdi? Niye ağlıyorsun? Muazzez kendine gel. Niye ağlıyorsun? Kendine gel. Ne söyledim ona? Ben sadece sabahki tahmin için özür diledim. Bir şey demedim. Şahinsiz'e bu deli gibi bir şey olmuş ayol. Muazzez. Muazzez lütfen kendine gel. Muazzez ya tamam. Dışarı hadi hemen dışarı. Dışarı. Şahinsiz'e hatırlamaya çalış. Ne söyledin de böyle birden bile... Onu baygın bulduğunu anlatıyordu Namık. Başka? Ya ne bileyim işte eve götürmüşsün onu. Bir kadın komşu mu ne varmış. Sonra da niyeyse ağlamaya başladı. Bilmiyorum ben de anlamadım. Nasıl oldu? Daha iyi mi? Uyudu. Bu gece başka ziyaret olmasın lütfen. Neyse ben size bir taksi çağırayım da yorulmayayım buradan. Sen ne yapacaksın? Ben kalırım burada. Belki bir ihtiyaç falan olur. Namık illa birinin kalması gerekiyorsa ben kalırım. Sen eve git. Yorgunsun zaten. Ayrıca Muazzez uyandığında yanında bir kadın olsun. Olur mu canım? Kalamaz. Duydun ya hemşireyi. Ha, ama ne? Ay amma ağırladınız birbirinizi çocuklar. Tam teşekkürlü hastane. Yardıma ihtiyacı olursa birisi gelir. Düşün bakayım sizin önüme. Bir şey olursa yardım ederler. Hadi çocuğum hadi.